Efendim, muhalefet partililerine yönelik ziyaret turlarına çıkan HDP'nin son durağı CHP Genel Merkezi'ydi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Daha önceki ziyarette ortak açıklama yapılmaması çok tartışılmıştı. Bu kez Kılıçdaroğlu ve HDP eş başkanlarıyla birlikte açıklama yaptı ve ne mesaj verdiler? İzleyelim bakalım. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Beraber olmaya ihtiyacı var. Helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgalardan çok şey, çok acılar çektik. Bir araya gelmeliyiz ve oturmalıyız ve konuşmalıyız. Bu kez genel başkanlar olarak yan yana açıklama yaptılar. 5 Şubat tarihinde HDP tarafından CHP Genel Merkezi'ne yapılan benzer bir ziyarette HDP heyeti Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ardından tek başına açıklama yapmış, CHP lideri açıklamaya katılmamıştı. HDP muhalefet turu kapsamında Saadet Partisi, Gelecek, Deva ve son olarak da CHP'ye gitti. HDP'nin CHP Genel Merkezi'ne Şubat ayında yaptığı ziyaretin aksine bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ortak açıklama yaptı. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir. HDP'nin gündeminde erken seçim talebi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vereceğimiz bir ortak önergeyle bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifimizi de sunduk bugün Sayın Genel Başkan'a. Kendi aralarında istişare edecekler tabii ki milletvekilleriyle birlikte ve bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini bildirecekler. HDP'li Mithat Sancar diyalog sürmeli mesajı verdi. Diyalogla, müzakereyle, istişareyle toplumsal barışı kurabileceğimizi topluma göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle bu görüşmelerin önemi büyüktür. Heyetler arası görüşmeler olarak devam edecektir. HDP'nin de içinde olduğu bir ittifak kurulacak mı soruları gündemdeydi. Ancak liderler tarafından soru kabul edilmedi. Teşekkürler. Ortak soru almama kararımız var.